Hedef Nobel toplantısının 30 Kasım 2024 tarihli oturumuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Semih Baskan hocamız. Kısaca kendisini tanıtayım ben. Hocam öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Benim için onurdur hocam. Çok teşekkür ederiz. Semih hocam 1947 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk orta lise tahsilini Ankara'da tamamlamış. 71 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun olup aynı yıl Ankara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde cerrahi sırasına başlayıp 76 yılında da uzman olmuştur. 82 yılında aynı klinikte doçent, 88 yılında profesör olmuş. Bu tarihten itibaren de genel cerrahi ana bilim dalında emekli olduğu 2014 yılına kadar öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Semih hocamızı davet etmemizin bir sebebi yürütmüş olduğu idari görevler. Çünkü Türkiye'nin Nobel alıp alamadığı ile ilgili konuşmalarda pek çok farklı bakış açısını bir arada bulunduran insanları davet etmek istiyoruz. Mesela bunlardan bir kısmı da idari görev. Bunlar idari görevde bulunmuş olan kişiler yönetsel açıdan bizim eksikliklerimizi bir bakış açısıyla görebiliyorlar. Tabii ki hekim olanlar veya öğrenci olanlar da başka bir bakış açısıyla görebiliyorlar. İdari görevde olan kişi hem öğrenci olmuştur, hem doktor olarak çalışmıştır, hem de idareci olarak çalışmıştır. Şimdi hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fakülte kurulu üyeliği yapmış 94-95 yıllarında. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dekan yardımcılığı yapmış 85-88 yılları arasında. Erciyes Üniversitesi'nde dekanlığında 88-91 yılları arasında çalışmış. Ankara Tıp Fakültesi dekanlığında 91-96, Ankara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığını yapmış 2009-2014 yılları arasında. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığını yapmış 2012 ve 2014 yılları arasında. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüş 2008 ve 2012 yıllar arasında. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Senatosu'nda çalışmış 2018 ve 2014 yıllar arasında. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitiminin onaylayan akreditasyon için kurulan komisyonda koordinatör olarak görev yapmış 2012 ve 2013 yıllar arasında. Daha sonra Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüş. 2014 ve 2020 yıllar arasında ben Semih Hocam'ı tanıdığım zaman ilk Okan Üniversitesi Dekanlığı'nı yürütüyordum. Şimdi bunlar Semih Hocam'ın yönetsel görevleri. Sağlık Bakanlığı'nda yine bakanlık tarafında da görevler yapmış. Örneğin Tabet Uzmanlık Kurulu üyeliği yapmış 94 ve 97 yıllar arasında. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç Ruhsat Komisyonu Başkanlığı ve üyeliği yapmış 94-99 yıllar arasında. Tabet Uzmanlık Kurulu üyeliği ve Cerrahi Derneği'nde görevleri bulunmuş. Örneğin 94-2000 yılları arasında Yönetim Kurulu Muhasibi Üyeliği, 2002-2004 yılı Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı, 2004-2006 Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği, 2006-2008 Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2010 Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Türkiye Tıp Uzmanları Birliği Cerrahi Board Kurulu üyeliği 96-2000 ve 2006-2008 yılları. Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu üyeliği yapmış 2000 ve 2008 yılları arasında. Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı 2000 12'den itibaren Yarı Bakımı ve Onarımı Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığı 97-2006, Ankara Memeli Hastalıkları Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığı 2003-2010, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu kurucusu ve başkanı görevlerini yapmış ve üniversitede başka görevlerde de bulunmuş. Örneğin Ankara Tıp Fakültesi Vakfı kurucu üyeliğini yürütmüş. Ankara Tıp Fakültesi Vakfı başkanı olarak 91-96 yıllarında görev yapmış. Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği'ni kurmuş ve yürütmüş bir süre. Ankara Tıp Fakültesi Vakfı Şirketi kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış. Ankara Üniversitesi Derneği yönetim kurulu üyeliğini yapmış ve sportif faaliyetlerde bulunuyor. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
Ankara Bölgesi Saha Doktorluğu, Ankara Gücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Adamları Derneği Ankara Şube Başkanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği 2004'ten sonra, Gençler Birliği Spor Kulübü yine 2014'ten sonra, daha sonra 2014'ten itibaren Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nı görevini 2020'ye kadar sürdürdükten sonra halen Okan Üniversitesi rektör danışmanı olarak görev yapıyor. Yanılmıyorum değil mi hocam? Devam ediyor bu görevi. Doğrudur efendim, doğrudur. Ve Okan Üniversitesi Klinik Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı olarak görevleri var. Dolayısıyla hocamızın bizim bu Türkiye tıp alanından niçin Nobel almıyor veya nasıl almalı konusunda vizyonu geniş bir bilim insanı olarak davet etmek bize düştü. Ve ben bu aşamadan sonra ekranı hocama bırakmak istiyorum. Değerli görüşleri ve deneyimleriyle bize bu konuda en azından neler söyler. Şimdiden katılımınız için hem katılımcılara hem hocama teşekkür etmek istiyorum. Hocam buyurun, ekran sizin. İyi akşamlar diliyorum. Başta Nevit Bilmen hocam olmak üzere Nobel İnisiyatifi'nde bana bu olanağı veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. İlk sunumu açabilir miyiz hocam? Tabii ki. Zahmet olmazsa. Görebiliyor muyuz? Evet hocam, devam edelim lütfen. Evet, bu sunumumu Albert Einstein'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Bu ülke bir ülkenin geleceği, o ülke insanların göreceği eğitime bağlıdır diyor Albert Einstein. Evet hocam, devam edelim. Nobel Ödülü hepimizin de bildiği gibi 1901 yılından itibaren fizik, kimya, tıp, fizyoloji, edebiyat ve barış alanlarındaki başarıları ve insanlığa katkıları nedeniyle bu alanlardaki kişilere verilmektedir diye ifade ediyoruz. Evet hocam. Devam edelim lütfen. Nobel Ödülü'nün bir geri hocam, bir geri lütfen. Nobel ödülünün mimarı ve mal varlığının büyük bir bölümünü buraya ayıran Alfred Nobel'i hepimiz dinamiti bulan kişi olarak biliriz. Aslında Alfred Nobel 17 yaşında 5 lisanı akıcı bir şekilde konuşabilen ve daha sonraki yıllarda 355 adet patenti bulan değerli bir araştırmacıydı. Ve yazdığı vasiyetinde bugün 256 milyon dolara eşdeğer olan 31 milyon İsveç kronunu kendi adına kurulacak ödüllendirme programına bırakmıştır. Evet hocam, devam edelim lütfen. Değerli hocalarım, bugün rapordan bazı notları aktararak durumumuzu ve Türkiye'deki tabloyu ortaya koymak istiyorum. Bu Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bir çalışma. Değerli hocalarım, 2030 Nisan 2024 tarihinde Türk Patent ve YÖKSİS verileri kullanılarak 2023 yılında öğrenci, öğretim elemanı, araştırmacıların yaptığı ulusal ve uluslararası patent, faydalı model veya tasarım tescili başvurusu sayısı 2023 yılında 144 üniversitede 2389 patent, faydalı model veya tasarım başvurusu yapılmıştır. Ve başvuru sayısı 10 ve üzeri olan üniversite sayısı da 51'dir. Bunları değerlendir hocam, bir geri gelelim lütfen. Bunları değerlendirecek olursak bu 144 olumlunun 44 tanesi vakıf üniversitelerinden, 100 tanesi ise devlet üniversitelerinden elde edilmiştir. Devam edelim lütfen değerli hocam. Evet, burada da bunların oranlarını görmekteyiz. Evet, devam edelim hocam.
Olumlu sonuçlanan patent sayısına baktığımız zaman bu da gene Türk Patent Enstitüsü ve IOCSIS verileri kullanılarak değerlendirilmiş ve ortaya konulmuş. 2023 yılında 136 üniversite 1096 patent başvurusu olumlu sonuçlanmış. Olumlu sonuçlanan başvuru sayısı 10 ve üzeri olan üniversite sayısı 33. Eğer değerlendirecek olursak bu 136 üniversitenin 36'sının vakıf üniversitesi, 100'ünün de devlet üniversitesi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Devam edelim lütfen hocam. Evet, burada da bunun oranlarını görmekteyiz. Devam edelim lütfen. Bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 2023 yılında öğretim elemanlarına Cumhurbaşkanlığı Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu olan TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi yani TÜBA veyahut da Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü TÜSEB'den aldığı bilim, teşvik, başarı, hizmet ve sanat ödüllerinin sayısına baktığımız zaman 2023 yılında 45 üniversitedeki öğretim elemanları bu ödülü kazanmışlardır diye ifade ediyoruz. 90 ödül alınmıştır. Ve burada da baktığımız zaman bunların 10 tanesinin vakıf üniversiteleri tarafından kazanıldığı, 35 tanesinin de devlet üniversiteleri tarafından. Dolayısıyla 45 ödülün dağılımını da bu şekilde görmekteyiz. Devam edelim hocam. Evet, burada da oranlarını görmekteyiz. Devam edelim sevgili hocam lütfen. İstihdam edilen araştırmacı sayısı bu daha çok ilgimizi çekecek. 2023 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek madde 34 ve ek madde 46 kapsamında istihdam edilen doktoralı araştırmacı sayısı bu YÖK'ün personel daire başkanlığından elde edilen verilerle ortaya konuyor ve 2023 yılında 41 üniversitede 163 araştırmacının istihdam edildiği 10 ve üzeri araştırmacı istihdam eden üniversite sayısının da maalesef 3 olduğunu görüyoruz. Bu 41 üniversitenin dağılımına baktığımız zaman sadece 4 tanesinin vakıf üniversitesi, 37 tanesinin de devlet üniversitesi olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Devam edelim lütfen. Evet, burada da oranlarımız var. Devam edelim hocam lütfen. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge proje sayısına baktığımız zaman 2023 yılında Ar-Ge verimlilik arttırma, ürün geliştirme, inovasyon kapsamında uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve destek süresi 9 aydan az olmayan proje sayısı değerlendirildiği zaman burada 2023 yılında 129 üniversitenin uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan desteklerle 2187 proje yürüttüğünü ve bu kapsamda 20 ve üzeri proje yürüten üniversite sayısının da 25 olduğunu görmekteyiz. Bu 129 desteği değerlendirdiğimiz zaman 41 tanesinin vakıf, 88 tanesinin ise devlet üniversitesinden olduğunu görmekteyiz. Devam edelim lütfen değerli hocam. Evet, burada da oranlarını görmekteyiz. Devam edelim lütfen. Ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge proje sayısına baktığımız zaman veriler üniversitelerden aktarılıyor ve 2023 yılında 138 üniversitede ulusal fonlardan sağlanan desteklerle 3882 projenin yürütüldüğünü görmekteyiz. Bu kapsamda 10 ve üzeri proje yürütülen üniversite sayısının 55 olduğunu ve bu 138 üniversitenin 43'ünün de vakıf, 95'inin de devlet üniversitesi olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Devam edelim hocam. Evet, burada da dağılımını görmekteyiz. Evet, devam edelim hocam. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısına geldiğimiz takdirde bu da 26 Nisan 2024 tarihinde alınan TÜBİTAK verileri kullanılarak ortaya konulmuş. 2023 yılında 193 üniversitenin öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacıları TÜBİTAK tarafından verilen 28.911 adet ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma bursundan faydalandığı gerçeği ortaya çıkıyor.
Faydalanan araştırma bursu sayısı 100 ve üzeri olan üniversite sayısı ise 59. Peki 193 üniversitenin dağılımına baktığımız zaman bunlardan 68'inin vakıf üniversitesi, 125'inin ise devlet üniversitesi olduğunu görmekteyiz. Evet hocam, devam edelim. Burada da sayıları görüyoruz. Devam edelim lütfen. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası proje sayısına baktığımız zaman 2023 yılında 165 üniversiteden öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacıların TÜBİTAK tarafından verilen 35.519 adet ulusal ve uluslararası proje gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor ve TÜBİTAK'tan alınan proje sayısı 100 ve üzeri olan üniversite sayısının ise 95 olduğunu görmekteyiz. Bu 165 üniversiteyi değerlendirecek olursak 44 tanesinin vakıf üniversitesi, 121 tanesinin de devlet üniversitesi olduğunu görmekteyiz. Devam edelim lütfen. Evet hocam. Evet, burada gördüğünüz gibi desteklerin bir hayli yüksek olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet, devam edelim lütfen. Şimdi ödül alan Aziz Sancar hocamıza gelelim. Ve Aziz Sancar hocamız hepimizin de bildiği gibi 2015 yılında iki tane değerli meslektaşıyla birlikte DNA mekanizmasındaki yaptıkları araştırmalar nedeniyle ödül aldılar, Nobel ödülü aldılar. Bakın Aziz Sancar hocamız bununla ilgili olarak bize neler söylüyor. Olağanüstü öğretmenlerim vardı ilkokulda. Öğretmenlerimin çoğu Köln Enstitüsü mezunuydu. Çok idealist insanlardı. Oradaki eğitimleri Amerika'daki okullar verebilirler mi bilmiyorum. O zamanlar okullarımız harikaydı diyor. Ve devam ediyor Aziz Sancar Hoca. Evet hocam, devam edelim lütfen. Pardon, bir geri dönelim hocam. Evet hocam, devam edelim lütfen, özür dilerim. Köy enstitüleri, köy öğretmen ve eğitmenleriyle köylerde tarım ve sağlık görevlisi olarak çalışanları yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un büyük çabalarıyla kurulan eğitim kurumlarıdır diye ifade ediyor Aziz Sancar Hoca. Devam edelim hocam. Köy enstitüleri ülkemizde yıllar geçse de unutulmaz izler bırakmayı sağlamıştır. Bu nedenle de Cumhuriyet yönetiminin toplum yapısını yönlendirici en belirgin uygulamalarının da başında gelirler diye ifade ediyor. Devam edelim lütfen. Cumhuriyet gazetesine verdiği bir beyanat var. Cumhuriyet benim başarımda en temel unsurdur. Birincisi bana özgüven verdi. Çalışırsam yedi düvelle yarışırım güvenini aşıladı. İkincisi Cumhuriyet öğretiminden tutun da üniversite eğitimine kadar parasız ve üstün kaliteli eğitim sağladı. Cumhuriyet eğitimi sayesinde o günün şartlarında yüksek seviye araştırma imkanları olmamasına rağmen bu imkanların olduğu bir ülkede araştırma yapmak için gerekli teorik ve zihinsel altyapıya sahip oldum diye ifade ediyor Aziz Sancar hocamız. Devam edelim lütfen. Benim için en büyük gurur, bundan sonraki Türk kuşakları kitaplarda benim yaptığım buluşları görüp bunu bir Türk yaptı, biz de yaparız demeleridir. Bu düşünceden kuvvet alarak benden daha önemli buluşları yapmalarıdır. En önemlisi de inşallah onlardan birinin Nobel kazanmasıdır diye ifade ediyor Aziz Sancar hocamız. Devam edelim hocam. Ve gençlere şunu diyor, deney yaparsanız yolunuz daha kolay olur. Diğer ülkelerle yarışmak için matematik, biyoloji, fizik, kimya ve tıpta mutlaka araştırma yapılması ve bunun erken yaşlarda bağlanmasına gerek işaret eden Sancar, bunu yapma, özellikle öğrencilerden ricam, erken yaşlarda deney yapmaya çalışın, ne kadar basit olursa olsun deney yapın dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimde hiç deney tecrübem olmadı ve bu nedenle çok çabaladığını belirten Sancar, eğer deney yaparsanız sizin yolunuz daha kolay olur diye ifade ediyor. Evet, devam edelim hocam. Aziz Sancar hocamız, Atatürk'ün Anıtkabir'deki Aziz Naaşı'na almış olduğu ödülü takdim etmeyi bir borç bilirim dedi ve 19 Mayıs 2016 tarihinde Ankara'ya geldi ve
Aziz Naşır'ına bu ödülü takdim etti. Ve bir sonraki günde Ankara Üniversitesi'nde bir toplantıya katıldı. Gösterebilir miyiz hocam? Ankara Üniversitesi Profesör Doktor Aziz Sancar'a Ankara Üniversitesi'nce üstün bilim insanı beraatı töreni düzenledi ve bu ödül o zamanki Ankara Üniversitesi Dekanı, Rektörü, şu anda da İstinye Üniversitesi Rektörü olan Sayın Hocamız tarafından kendisine takdim edildi. Erkan İbiş Hocamız, Sayın Rektörümüz, Erkan İbiş Hocamız, Aziz Sancar Hoca konferansını vermeden önce kendisinden bir şey rica ediyor. Diyor ki, Rektör Bey diyor, ben heyecanlanabilirim. Beni bir tuvalete götürür müsünüz diyor ve Rektör Bey de kendi odasındaki tuvalete götürüyor. Ve daha sonraki ikisinin arasındaki yaşadığı görüşmeyi bana aktarıyor. Diyor ki Erkan Hocam, orada bir tuvalet, bir tane de lavabo, bir de çekyat vardı. Ay hocam burası ne kadar güzel. Ben gece burada çalışabilirim, araştırma yapabilirim dedi. Ve Erkan İbiş Hoca da abi ben böyle bir şey görmedim, ne kadar mütevazi bir bilim adamı diye bana aktarmıştı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim sevgili hocalarım. Bilime ve sanata ne kadar yeterli kaynak, ne kadar maddi destek sağlanmıyor? En çok Nobel alan ülkelerde sağlanan desteklerle ülkemizdeki destekler karşılaştırıldığında hem salt rakamlar hem de gayri safi milli hasıla oranları olarak ne kadar geride kaldığımız çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Ülkemizde ne kamu kaynaklarından ne de özel kaynaklardan bilime ve sanata yeteri kadar destek sağlandığını söylememiz mümkün değildir. Devam edelim lütfen hocam. İlkokul öncesinden başlayarak tüm ülkeyi saran Kur'an kurslarıyla ezberci eğitim çocukları, gençleri özgürce düşünme üretmekten, doğruyu, güzeli, gerçeği araştırmaktan, her şeyi sorgulamaktan da uzaklaştırıyor diyoruz. Devam edelim lütfen. Yalnız Kur'an kurslarında değil, her düzeydeki okullarımızda da başta dinsel olmak üzere çok farklı alanlardaki doğmaların ezberlenerek papağan gibi tekrarlanması eğitimin temeli haline geliyor. Genel geçer, doğruların dışarıya çıkarılma yetisi okul öncesinden başlanarak tüm eğitim yaşamı boyunca köreltiliyor diye ifade edebiliriz. Devam edelim lütfen. Üniversitelerin ders öğretilen yerler değil, doğrunun, güzelin, gerçeğin araştırıldığı, bilinen yanıtların tekrarlandığı değil, hep yeni soruların sorulduğu yerler olması gerçek bilimin, sanatın gelişmesi için zorunluluktur. Bunun için de okul öncesinden başlayarak sorgulamanın cezalandırılması değil, saygı görüp teşvik edildiği bir kültürün oluşması gerekmektedir değerli dinleyicilerimiz. Okul öncesi eğitimin önemi bu şekilde ortaya konması gerekiyor. Erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş aralığını kapsayan insan gelişiminin çoğunun tamamlandığı bir dönemdir değerli hocalarım. Erken çocukluk dönemi insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Okul öncesi eğitim çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve daha verimli olmasına ve var olan potansiyeli ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Yapılan birçok araştırmaya göre okul öncesi eğitim alan çocukların okul başarılarının da ve okulu devamlılıklarında daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Günümüzde yaşamın ilk 5 yılına önemine değerlendiren bilimsel araştırmacılar, bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağını belirleyici olduğunu da vurgulamaktadırlar. Bu nedenle okul öncesi dönemde uygulanacak eğitimin sadece aile içerisindeki kişilere veyahut da bilgisi yeterli olmayan kişilere bırakılmaması gerekmektedir. Değerli hocalarım, okul öncesi dönem çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde en önemli evredir. Çünkü çocuk zihinsel gelişiminin %50'sini 4 yaşına kadar, %30'unu 4-8 yaş arasında, %20'sini de 8-17 yaş arasında tamamlar. Bu oranlarda görülüyor ki 0-6 yaş çocuğunun gelişiminin hızla yönlendirildiği zaman olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Devam edelim lütfen.
Burada asıl sorgulanması gereken, Türkiye'de kalmış olsalardı bu ödülü alabilecek yeterli çalışmalar yapabilecek şekilde teşvik edebilirler miydi? Ya da ödüle zemin oluşturan değerli çalışmaları yapabilecek imkanları olur muydu sorunlarına yanıt vermek gerekir ki bu soruların yanıtı da basittir. Ne teşvik alabilirlerdi ne de imkanlar olurdu. Bunun tersi geçerli olsaydı neden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etsinler ki kimse yeterli desteği ve imkanı varsa ana yurdunu terk edip başka bir ülkede çalışmalarını sürdürmez diyoruz. İşte bununla ilgili olarak hocam bir geri gelelim, bir yorum getireceğim. Bununla ilgili olarak bu yıl Nobel ödülü alan Daran Hacemoğlu'na Fatih Altaylı'nın neden Nobel alamıyoruz sorusuna Profesör Daran Hacemoğlu'nun verdiği yanıt. Bir yargı güvenilir, saygı duyulur bir yargı düzeninin kurulması şart. Bu olmadan olmaz. Buna paralel olarak da eğitim sistemini elden geçirmek gerek. Rekabete açık, özgür düşünceye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmazsan Türk ekonomisinin kalıcı bir şekilde düzelmesi de asla mümkün değildir diyor. Her kurumlara vurgu yapıyorum. Bu kurumların başında yargı kurumları ve eğitim gelir diye ifade ediyor. Bu iki kurumu sağlıklı olmayan ülkeler ekonomilerini kalıcı bir şekilde düzeltemezler diyor Sayın Daram Acaboğlu. Aynı eğitim, aynı bilgi düzeyi, aynı sizin gibi birisi Türkiye'de çalışıyor olsaydı Nobel ödülü alabilir miydiniz sorusuna verdiği cevap. Alamazdım. Çünkü Türk üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanının ne yapmasını söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz diye ifade ediyor. Değerli katılımcılar, burada asıl sorgulanması gereken demin de söylediğim gibi bu husus. Devam edelim hocam. Türkiye'de bilime ve dünyaya yön veren Nobel ödülü almasa da genel kabul gören çalışmalar yapılabilir mi ve dünya bilim tarihine geçecek önemli buluşlara imza atılabilir mi? Bir Amerika Birleşik Devletleri olmak hiçbir ülke için mümkün görülmese de bir İtalya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Almanya kadar itibarlı sonuçlar ortaya konabilir mi? Devam edelim lütfen. Bu soruyu sorarken şunu düşünelim. Almanya iki dünya savaşı kaybetmesine, ciddi şekilde harap olmasına, Japonya iki kez atom bombasıyla yüzleşmesine ve büyük bir toplumsal travma ve felaket yaşamasına rağmen nasıl ayağa kalkarak bizim çok önümüzde yer alan bilimsel kurumlara ve teknolojilere sahip oldular? Bu soruların cevabını bulabilmemiz lazım. Devam edelim lütfen. 1950-1953 yıllarında yardımına koştuğumuz Güney Kore, bugün bilim ve teknolojide bizim önümüzde. Tüm bu ülkeler neden bizden daha zengin ve refah düzeyleri neden daha yüksek? Biz atom bombasıyla yüzleşmedik. İkinci Dünya Savaşı'na girmedik. 1923'ten sonra bir başka ülkenin saldırısına uğramadık ve işgal edilmedik. Peki neden geride kaldık? Yanıt aranması gereken soru budur diye ifade ediyoruz. Devam edelim lütfen. Türkiye Cumhuriyeti ilanı sonrası ortaya koyduğu eğitim hamlesinden Atatürk'ün vefatı sonunda kademeli olarak vazgeçilmiştir. Analitik düşünceye ve adil bir fırsat eşitliğine dayanan eğitimi en yoksul bireye kadar götürmeyi biraz önce köy enstitüleri örneğinde gibi amaçlayan sistem yavaş yavaş yerini analitik düşünce ve sorgulama yerine ezberci ve dogmatik, parası olanın daha iyi bir eğitim aldığı, matematik, felsefe, mantık gibi derslerin önem verdiği bir başka sisteme terk edilmiştir milli eğitim. Devam edelim lütfen. Bunun sonucu eğitim yaygınlaşmış olsa da nitelikli eğitimin herkese eşit ölçüde ulaşamaması, temel eğitimden gelen öğrenci kalitesinin giderek düşmesi ve okuduğunu anlamakta, kendini ifade etmekte güçlük çeken gençlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sorgulamayan, soru sormayı bilmeyen, ezberci yaklaşımlara sahip gençler dünyaya ve bilime yön verebilecek projeler asla üretemezler.
Bununla ilgili olarak değerli katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 yılda 1 milyon 951 bin öğrenci okulu bıraktı. Son 3 yılda 878 bin 909 öğrenci, ki bu 55 ilin nüfusundan daha fazla, eğitimini bıraktı. Dışarıdaki ülkelere bakacak olursak bu sayı Lüksemburg ve Karadağ'ın nüfusundan da daha fazla. Bu da çarpıcı bir tespit. Devam edelim lütfen. Dünyaya ve bilime yön verecek önemli çalışmalar yapabilmek için liyakat ve niteliğin yanı sıra belli bir konuya odaklanmak ve bu konuda sorular sorarak çözüm arayışına girmek önemlidir. Türkiye'de belli konulara odaklanmış ve odaklandığı konularla dünyada tanınan ve kabul gören bilim adamı, bilim insanı sayısı çok azdır. Belki de yoktur. Ülkedeki matematik eğitiminin yetersizliği, insan beyninin bu en mükemmel ürünün eğitimdeki rolünü azaltmaktadır. Matematik modellemesine sayı, işlem veya matematik kavram olarak uygun olmayan hiçbir bilim alanı olamaz demek gerekmektedir. Devam edelim lütfen. Türkiye'de bilimsel liyakatın ölçüsü, H indeksi, atıf sayısı, yayın sayısı gibi değerlerdir. Kuşkusuz bunlar önemlidir. Ancak sorun H indeksi, yayın sayısı, atıf sayısı çok yüksek olan birçok bilimcinin nereye odaklandığının belirsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Devam edelim lütfen. Çok yüksek H indeksine sahip ancak ilk 30 veya 40 yayın içerisinde ilk isim veya sorumlu yazar pozisyonunda olmayan akademisyenler vardır. Global bir değerlendirme yapacak olursak her yıl yayınlanan H indeksi listelerine göre bilimcilerin yer aldığı %2'lik dilimde birçok Türk bilimcinin yer almasına rağmen neden buradan önemli bilimsel atılımların veya teknolojinin ortaya çıkmadığı sorusu da hepimizi rahatsız etmektedir. Devam edelim lütfen. Araştırmaya ayrılan kaynaklar rasyonel kullanılmamaktadır. Demin de raporlarda gösterdiğimiz gibi. Türkiye'de 208 üniversite vardır. Ancak araştırma üniversitesi olarak devletin belirledikleri dahil hiçbirinin gerçek bir Ar-Ge politikası ve gelir tarifi yoktur ve var olan kısıtlı kaynaklar da boşa harcanmaktadır diye ifade ediyoruz. Devam edelim lütfen hocam. Konuşmamın sonunda iki güncel bilgiyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. TÜBA Genç Akademi Üyesi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Seda Keskin Avcı dünyanın en seçkin 20 bilim kadını arasında yer aldı. 2017 yılında küresel ısınmaya neden olan karbondioksitin tespitini sağlayacak malzeme arayışını yenilikçi hesaplama teknikleri kullanarak hızlandırmak üzere yürüttüğü Kozmos projesiyle araştırma Avrupa Araştırma Konseyi, European Research Council'dan 1,5 milyon euro fon almaya kazandı. Mühendislik alanında da Türkiye'yi temsil eden ilk kadın oldu. 2018 yılında Küresel Genç Akademi, Global Young Akademi üyeliğine seçildi. Doktor Seda Keskin Avcı, Woman in Science odaklı başvurusu ile Türkiye'den seçilen ilk kadın üye olma fırsatını kazandırdı ve bu onuru bizimle paylaştı. Evet, son haberimiz de gençlerimizle ilgili. Geleceğin bilim insanları 20 bin dolar bulmak için sokaklara çıktı. Muğla'nın Bodrum ilçesi, Konacık ilçesindeki Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri önümüzdeki yıl Mart ve Nisan aylarında İstanbul'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek First Robotic Competition yarışmasında Muğla'yı temsil etmek için seçilen 100 öğrencinin robotik kodlama yarışmasına katılabilmek için ihtiyaç duyulan 20 bin doları bulmak için sokaklara çıktılar. Okullarından çıkıp sokaklarda eylem yapan geleceğin genç bilim insanları Bodrum ve Muğlalara seslenerek gelecek bilimde, güç bilimsel, yarın bilimde gençlere güven, destekleyin pankartlarını açtılar. Öğrenciler adına bir açıklama yapan 12C sınıf öğrencisi Kaan Altun, içimizden en başarılı olan 30 öğrenci arkadaşımızı bu yarışmaya katılacak
hem ilimimize hem de ülkemizi bilim alanında başarıyla temsil etmek istiyoruz. Ancak yarışmacılar için gerekli olan 20 bin doları temin edemedik. Bu nedenle sesimizi duyurmak için sokaklara çıktık. Bodrum ve Muğla'daki belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarından destek istiyoruz dedi. Bu da güncel haberlerden iki tane örnek size takdim ettim. Evet, devam edelim hocam. Evet, bütün hepimizin dileği gençlerimizdir, genç öğrencilerimizdir. İstikbal onlarındır. Devam edelim. Evet, devam edelim sevgili hocam. Cumhuriyetimizin kurucusu, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde hasret ve minnetle andığımız ve kurduğu Cumhuriyet'in 101. yılını kutladığımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gençlere şöyle sesleniyor. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz diyor. Ve hepinizi son slaytı alayım hocam. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Nevit hocam sesiniz kapalı. Sunum için Sayın Profesör Doktor Semih Baskan hocamıza çok teşekkür ederim. Hakikaten çok önemli konuları bir çırpıda bize özetledi ve eminim söz isteyen olacaktır. İlk yani bu konuda bu Zoom'un el kaldırma özelliği çok yardımcı oluyor bize. İlk de Gürcan Ultanır hocamızın bu özelliği kullandığını gördüm. Hocam buyurun. Bir sesinizi açma şeyi yapacağım, ayarını yapacağım buradan. Ondan sonra sesinizi açabilirsiniz. Evet. Efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam, geliyor hocam. Gürcan hocam, buyurun. Efendim, Hoş geldiniz. hoş Kendinizi buldum. tanıtırsanız hocam. Efendim ben Profesör Doktor Yusuf Gürcan Ültanır. Hoş geldiniz. Mersin Üniversitesi emekli öğretim üyesiyim. Ana bilim dalım eğitim programları ve öğretim ana bilim dalıdır. Öncelikle Sayın Semih Başkan'a saygılarımı Sağ olun sunuyorum. hocam. Bu sunumunuzla ilgili bilgiyi Sayın Emektaş'tan aldım, Gürol Emektaş'tan aldım. Benim bu konuya ilgim olduğu için buna katılmamı ve sizi dinlememi önermişti. Sağ olun. Değerli hocam ve değerli katılımcılar, Higher Education konusunda yakın bir geçmişte bir konferansım oldu ve bu konuda da bir makale yazdım. Konferansımın konusu Almanya, İngiltere, Fransa ve Türkiye'nin yüksek eğitim sistemlerini karşılaştırmaktı. Burada sizin bahsettiğiniz Nobel ödülleriyle ilgili bir konuyu dile getirmiştim. Bu konuda bir soru sormak istiyorum size yüksek müsaadenizle. Estağfurullah Buyurun hocam. hocam. Buyurun. Listelerine baktığımda dünya sıralamasında en öne çıkan ülkeler arasında İngiltere, ben Amerika'ya bakmadım, özür diliyorum. İngiltere en başta gelmekte Avrupa ülkeleri arasında. Bunu takiben Almanya gelebilmekte, sonra Fransa geliyor. Şimdi desentralizasyonun hakim olduğu İngiltere'nin başta gelmesi desentralizasyon sisteminin üniversite sistemine yansımasıyla oluyor. İngiliz üniversitelerinde tam bir özellik autonomi söz konusu ve üniversiteler kendilerini, özür diliyorum parantez içinde söyleyeceğim, hatalı bulursanız kusura bakmayınız, Estağfurullah. şirket gibi idare ediyorlar. Rektör President başlığı altında ve yönetiyor. Ama bütün sistem biliyorsunuz üniversite yönetim kurulları içerisinde yer alıyor. Fransa sentralizasyonla bu başarıyı sağlayamıyor. Almanya ise federal olmasıyla, o biraz desentralizasyona yakın, buna yakın bir hareket alıyor. Peki sonuç tam bir otonominin sağlanabilmesi için Türkiye'nin sentralizasyonu bir engel midir? Bu sonuca mı varmam gerekiyor? Çünkü biraz önce
maddi kaynaktan bahsettiğiniz verilmesi gerektiğini zaten biliyorum ki para bilimi çeker. Para bilimi çeker. Bu çok önemli bir konudur. Ama sentralizasyona girdiğiniz zaman Maliye Bakanlığı'na bağlısınız. Size gayri safi milli hasıladan pastadan bir dilim veriliyor. Esasında üniversitemin parasını ben kazanabilsem bütün öğretim üyelerime dağıtırım diye düşünüyorum. Aydınlatır mısınız efendim müsaadenizle? Gülcan Hocam çok teşekkür ederiz sorunuz için. Hakikaten çok önemli bir konuya değindiniz. Merkezi Teşekkür ederim. yapılanmayla dağınık yapılanma arasındaki farkı merak ediyoruz biz de. Çok Evet. teşekkür ederim. Seni hocam. Sevgili hocama bu güzel açıklaması nedeniyle teşekkür ediyorum. Hakikaten şu andaki Türkiye'deki üniversitelerin yapısı ve buna demin hocamın söylediği gibi Maliye Bakanlığı'nın baskısı bizlerin bir takım araştırmalar yapabilmek için yeterli kaynak temin edebilmemize olanak sağlamıyor. Dolayısıyla hocam bir çalışma yapacak, bununla ilgili olarak 3 tane de alet veya ekipman alacağız. Bunların paraları da eskiden sizler de hepiniz kıdemli öğretim üyesisiniz, meslektaşlarımızsınız. Estağfurullah. Çok rahatlıkla kendi fakültemizden ve kendi üniversitemizden karşılarken şimdi Maliye Bakanlığı'nın her tarafa el atması nedeniyle hareket kısıtlılığı hakikaten çok büyük sıkıntılara yol açıyor ve araştırma yapamıyorsunuz zaten o nedenle Sayın Hocam. Dolayısıyla İngiltere modelini keşke yapabilsek, keşke bunu davet edebilsek ve uygulayabilsek ve üniversite içerisindeki demokrasiyi kendi kazandığımızı, demin de söylediğiniz gibi kendi kazandığımızı bize harcatma yetkisini verseler ve tabii ki bunun hesabını vermek koşuluyla mutlaka daha farklı şeyler üretebileceğimiz düşüncesindeyim. Bilmiyorum yeteri kadar açıklama oldu mu? Aynı Çok güzel fikirdeyim. Çok açıkladınız hocam. teşekkür ediyorum. Şimdi burada biliyorum Ömer küçük hocamız hep gelir böyle sessiz bir kenarda ve söz almaz ama Ömer küçük hocamın da katkıları çok değerli oluyor. Şayet uygunsa bir sesini duymak isteriz Ömer Küçük Hocam'ın. Kendisi Çok Dubai Şirketi'nde teşekkürler. ve Evet hocam. Amerika'da çalışmalar yapıyor. Hocam ses sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Semih Hocam hocam çok ses teşekkürler sunumunuz kayboluyor. için. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sunum. Gerçekten Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında çalışan bilim insanları için daha fazla mali desteğin bulunması çok önemli. Bunu en kısa zamanda hayata geçirmek çok faydalı olacak herkes için. Çok teşekkür ederiz Ömer Hocam. Buyur musun? Sizin burada varlığınız her Buyur zaman musun? bizi mutlu ediyor. Bugün de katılımınız güç kattı bize. Sağ olun. Yasemin Hocam siz bir şey eklemek ister misiniz? Sanırım şeyler yazdınız. Erkan Hocam. Evet, iyi akşamlar Melih. Yoldayım ama takip ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Takibiniz için sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Dikkatli kullanın aracı. Olun. İyi toplantılar. Kulağım sizde, gözüm yolda. Çok Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ Teşekkür olun. ederiz. Sağ olun. Şimdi bakıyorum. Önceki konuşmacılarımızdan kimler var? Emin Atılgan hocamız burada. Emin hocam müsaitseniz sizin sesinizi duyuyorum. Peki yine Gökhan Bora Esmer Marmara Üniversitesi'nde. Hocam burada mısınız? Bir şeyler söylemek ister Merhabalar. misiniz? Merhabalar.
İlk önce çok güzel bir şekilde özetlediniz hocam. Onun için teşekkür etmek isterim. Teşekkür ederim hocam. Aslında hani kırılma noktasını da hani belirttiniz. Ulu Önder'in ne yazık ki vefatından sonra onun çizgisinden yavaş yavaş bir ayrılma gerçekleşiyor. Birkaç tane düzgün hamleler yapılsa da ne yazık ki toparlanamıyor orada. Ve tabii ki iyi şeyler, pozitif şeyler pozitif etkiler getirir. Negatif olanlar da negatif getiriyor ve eksponansiyel olarak da artıyor bunların etkisi. Benim sormak istediğim bir şey, her şey kişisel çabalarla başlıyor. Bizlerin kendi kurumlarımızda, kendi öğrencilerimize daha net olaraktan, daha kısa zaman içinde sonuçlarını görebileceğimiz neler tavsiye edersiniz? Neler yapabiliriz? Nasıl hayatlarına bir dokunabiliriz? Sevgili hocam, siz Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim aldınız. Dolayısıyla oradaki eğitimi bugünkü üniversitenizle kıyasladığınız zaman arada ne kadar büyük farklılıklar olduğunu tahmin ediyorum, göreceksiniz. Her türlü çabanıza rağmen mevcut mevzuat hazretleri dediğimiz şey bizleri pek çok konuda engelliyor ve önlüyor. Bakın ben bir örnek vermek istiyorum bilimsel araştırmalar konusuyla olarak. 1900 biraz önce Nevit hocam söyledi. 1991-96 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesi'nde dekanlık görevi yaptığım sırada ben hangi uzmanlık dalına başlarsanız başlayın. Diyelim ki kadın doğum, göz veyahut da fizik tedavi. Bu arkadaşlarımızın her birinin o 4 yıllık eğitimleri süresince 2 tane kursa devam etmek ve bu kurstan başarılı olmalarının şartını getirmiştim fakülte kurulu kararıyla. Bunlardan bir tanesi biyoistatistikti hocam. İkincisi de o dönemlerde hepiniz de çok iyi biliyorsunuz tomografi, MR ve görüntüleme yöntemlerinde çok büyük gelişmeler olmuştu 90'lı yıllarda. Dolayısıyla hastalarına görüntüleme ile ilgili neleri vermeleri gerektiği konusunda da radyoloji ana bilim dalı hocalarımız ve biyoistatistik hocalarımız araştırma nasıl yapılır diye bu gençlere dediğim gibi hangi dalda olursa olsun bunları veriyorlardı ve zorunlu oluyordu. Dolayısıyla gençleri araştırmalara teşvik etmek için yeni yöntemler veyahut da yeni çabalar harcamamız lazım. Bunu en iyi sizler bir yapabileceksiniz. Çünkü çok köklü bir üniversitede mezun oldunuz. Orada eğitim aldınız. Bakın hocalarınızla da hala iletişimleriniz devam ediyor. Ve onlara tekrar Gökhan Hocam demin de söylediğim gibi lütfen sorun öğrencileriniz ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Gene bir örnek vereyim. Her şey biraz önce hocalarımın da söylediği gibi paraya da dayanıyor. Ömer Fıratoğlu kardeşim hatırlayacak. Temel bilimlerde, klinik bilimlerde ve dahili bilimlerde genç araştırmacılara araştırma şeyleri, yarışmaları düzenlerdim. Ve o araştırma yarışmalarına diyelim ki temel bilimlerdeki bir vefat eden hocamızın ismini verirdim. Onun adına ödül verilirdi. Ve onların aileleri gelirlerdi, öğrenciler de büyük bir heyecanla o yarışmalara katılırlardı. Gençleri bu şekilde daha ilk yıllardan itibaren sadece stajda devam almak veyahut da şey yapmak değil, araştırmaya teşvik etmek konusunda çabalar harcayabiliriz diye düşünüyorum Gökhan Hocam. Çok teşekkür ederiz seni hocam. Erkan Kaplanoğlu da demin el kaldırmıştı. Önceki konuşmacılarımızdan Şubat 2022'de sanırım yanılmıyorsam konuk etmiştik kendisine. Amerika'da çalışmalarını yürütüyor. Hocam burada mısınız? Evet. Selamlar. Hoş İyi. geldiniz, hoş Hoş geldiniz. geldiniz Hoş bulduk. hocam. İyi akşamlar Hoş bulduk. hocam. Sağ olun. Size iyi akşamlar. Bana günaydın. Evet. Evet. Biraz erken saat. Kusura bakmayın sesim. O yüzden hocam teşekkür ederim sunum için. Naçizane bir katkı sonrasında bir sorum olacak. Şimdi Lütfen. biraz
Benim yani 26 yıl Türkiye'de çalıştım, profesör unvanı aldım, sonra tekrar buraya geldim. Hani erken yaşta gelen bir insan değilim, artık oradan profesör aldıktan sonra buraya geldim. Aslında kağıt üzerine baktığımız zaman benzer yapılar var. İşte burada işte ya ne bileyim NSF var, orada TÜBİTAK var, işte bizde BAF vardı Marmara'dayken, işte burada benzer bir internal bir şey var. Yani kağıt üzerine baktığınız zaman, bu tartı olarak baktığınız zaman her şey aynı, ama uygulama aşamasında biraz sıkıntılar vardı. Türkiye'de yaptığımız projelerde veya almaya çalıştığımız projelerde biraz önce söyledim işte Maliye Bakanlığı'nın veya işte bu mevzuatlardan dolayı bir hırsız gibi görüp her aşamayı tek tek denetlemesi, her aşamada faturalanma, işte alım satım bilmem ne, bir sürü işlerle uğraşıyorduk. Buradaki şey de ise başvuruyorsunuz, çıkıyor kredi kartına, yani departman kredi kartına o para yükleniyor ve siz projenizi yapıyorsunuz. Yani aslında aradaki fark bu. En büyük fark bizim burada daha böyle hızlı bir şekilde hareket etmemiz, Amerika için konuşuyorum. Doğru. Hareket etmemizin sebebi bu. Ben şunu merak ediyorum. Yani son işte 2018 sonuydu buraya geldiğimde, 2019 diyebiliriz. O yıldan bu yana kadar bir şeyi fark ettim. Türkiye öğrencileri hala devam ediyor bu arada benim Türkiye ile ilişkilerim. Hala hocalarımız geliyor, gidiyor, öğrencileri getiriyorum, götürüyorum. Yani bir kopmuş değiliz ülkemizden, ama şunu çok fark ettim. Sizlerin de görüşünü almak istiyorum Sayın Hocam. Yani öğrenciler ve araştırmacılar son 5 yılda Türkiye'de özellikle hızlı bir şekilde nasıl başarıya ulaşabiliriz de uğraşıyorlar. Yani böyle her bir aşamayı hızlı hızlı geçmekten, şey yavaş yavaş geçmektense en hızlı bir şekilde yayın nasıl yaparım? Yani buna bazen ChatGPT yardım ediyor, bazen Intel yardım ediyor falan, neyse. Veya bir sonuca ulaşırken de, yani ben şu anda görüşme yaptığım, işte postdoc için getirmeye çalıştığım veya doktor için getirmeye çalıştığımda herkes sonuç odaklı konuşuyor artık. Yani bundan bir 5 yıl önce öyle değildi. Yani öğrenciler, işte araştırmacılar özellikle, hani literatür taramasından bahsediliyordu bilmem ne. Şimdi direkt böyle bu H-indeksler belki de onları biraz yanılttı. Sizin görüşünüzü duyuyorum. Yani son 5 yıllık süreç içerisinde veya 10 yılda yayılabilirsiniz. Türkiye'deki genç akademisyenler, sizin gözlemlerinize göre yıllardır bu işin içerisindesiniz. Bir farklılık oluştu mu? Yani bu başarıya ulaşmadaki hızlı yoldan para kazanma şekline giden bir yapıya geldiler mi sizce? Çok güzel bir tespitiniz var. Bakın sevgili hocam, ben 1982 yılında doçent oldum. Biraz önce Nevit hocamın söylediği gibi. Ve o günün koşullarıyla bugünün koşullarını kıyaslamamız mümkün değildi. Öncelikle biz bir doçentlik tezi hazırladık. O günkü zor koşullarda doçentlik tezi. Daha sonra yabancı dil, ÖSYM'nin rahmetle ve minnetle anıyoruz. ÖSYM'nin kurucusu Altan Güner Hoca'nın titiz bir çabasıyla oluşturulan yabancı dil sınavına girdik. Daha sonra ben genel cerrahım. Genel cerrah olduğum için bir ameliyat yaptım. Ameliyattan sonra kolokyum vardı ve kolokyumdan sonra da 50 dakikalık bir ders anlatıyorduk sevgili hocam. Ve belki çok komik gelecek bugün gençlere. O 50 dakikalık dersi 49 dakikada veyahut da 51 dakikada anlattığınız takdirde kalıyordunuz. Dolayısıyla eğer siz çok hızlı gidiyorsanız, jürinin arkasındaki arkadaşımız size şöyle işaret ediyor. Siz de diyorsunuz ki efendim bu ana kadar anlattıklarımızı bir özetlersek deyip zamanı dolduruyorsunuz. Veyahut da arkadaşımız şöyle hareket edince bu defa diyordunuz ki efendim şu slaytlardan daha önce bahsetmiştik diye. Dolayısıyla hakikaten son zamanlarda gerek doçentlik gerekse profesörlük atamalarında son derece kolaylığa kaçan ve özenden uzak, bilimsellikten uzak çalışmalar biz öğretim üyelerini hakikaten çok zorluyor ve üzüyor. Sizlerin almış olduğu ünvanların değerleri çok daha farklı. Şimdi anlattığım dersimizin adı akut pankreatit diye bir dersti. Ve o zaman slaytları kesinlikle İngilizce yapamazdınız. 90, 82'den bahsediyorum, bakın bilgisayarım. Ben ne yaptım?
Surgical Diagnosis diye bir kitabımız vardır. O kitaptaki İngilizce metin yazıların üzerine IBM Daktilo ile hocam Türkçelerini yazdım, yapıştırdım ve slide yaptım. Jüri başkanımız dedi ki Semih Bey bu slaytlar çok güzel olmuş, nasıl yaptınız dedi. Hocam dedim IBM Daktilo'da bunların üzerine yazdım ve ondan sonra koydum dedim. Yani Türkiye nereden nereye geliyor? Bugünkü olanakları gençlerimizin bilim açısından, bilim uğruna daha güzel ve bilimsel açıdan kullanmaları gerekirken çok hızlı bir şekilde doçent ve profesör olmaları, tabii ki onlara da biz destekliyoruz. Değerli hocalarımızın hepsi burada. Hepimizin bir ortak görüşü var. Benim asistanım beni geçecek. Benim asistanım beni geçecek. Bunu özen göstermemiz lazım. Ama benim asistanım da beni geçerken bizleri gururlandıracak ürünlerle, çabalarla ortaya koyması lazım diye düşünüyorum. Erkan Hocam. Çok Çok teşekkürler. haklısınız. İyi, teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Sayın Hocam müsaade ederseniz bir anımı anlatabilir miyim? Lütfen. Şimdi benim bir aynı dönem olan bir arkadaşım araştırma yapmak için Sidney'e gitti ve birkaç miligram altın ihtiyacı duydu. Ve bunu bu laboratuvarın direktörüne aktarmış. Bu çalışma için bir miktar altına ihtiyaç duyuyoruz diye. Ve Erkan Hocam'ın söylediği gibi bu bütçelerin çabuk gelmesi ve kolay ulaşılabilmesine örnek olarak söylüyorum. Ertesi gün büyük külçe altın şeklinde bir altını masasının üstünde bulmuş. Ve yani çok şaşırmış bir de korkmuş yani bu altına bir şey olursa ben ne yaparım nasıl geri veririm şeklinde. Hemen onun üzerine bir miktar altın tıraşlamışlar ve geri kalanı hemen geri vermişler altın aman bir şey olmasın diye. Yani böyle bir kolaylığı hiçbir zaman hani gören bir araştırma görevlisi yok yani buralarda. O bana çok ilginç gelmişti. Yani Çok doğru. üzerinden yıllar geçse de benim unutmadığım bir şey oldu. Çok doğru. Çok doğru hocam. Şimdi burada kimler var diye bakıyorum. Emin Atılgan hocamız var. Yine önceki konuşmacılarımızdan. Önce eğer müsaitse ona sonra Ömer Fıratoğlu hocamıza bir söz vermek istiyorum. Müsait misiniz Emin Hocam? Burada mısınız? Memnuniyetle Nevit hocam. Buyurun, buyurun. Biraz geç katıldım, özür dilerim. Estağfurullah hocam. Ama dinlediğim kadarıyla çok yararlı bir sunum sevgili hocamızın, sayın Çok hocamızın. teşekkür ederim hocam. Ben tıp dünyasının dışında bir kişiyim, mühendisim. Benim iki sorum olacak. Buyurun Bir hocam. tanesi gelecek için ne düşünüyorsunuz? İkincisi de bizim gibi ülkeler, bütün ülkeler hemen hemen bir tüketim toplumu haline geldi, geliyor. Acaba tıp dünyası da buna paralel olarak tüketime yardımcı olacak bir şekle mi evriliyor diye merak ediyorum. Çok teşekkür ederiz Emin Hocam. Katılımınız güç kattı bize. Sağ olun. Emin Hocam şöyle size yanıt vereyim. Şimdi değerli meslektaşlarımız, sevgili hocalarımız çok iyi bilecekler. Bizde etik değerler dediğimiz zaman hastaya değer vermek baştadır. Hastaya değer verebilmemiz için de hastaya yeteri kadar zaman ayırmamız gerekmektedir. Bunu en iyi Nevit Hocam bilecek. Şimdi ben hastayı 5 dakika içerisinde hiç doğru dürüst muayene etmeden 2 satır bir şey yazıp Nevit Hocam'a yolluyorum. Şimdi hocam da bir araştırma yapıyor. Hasta doğal olarak soruyor. Hocam benim neyim var diyor. Nevit Hoca hastayı muayene etmiyor ki. Diyor ki doktoruna git diyor. Dolayısıyla hasta iki doktor arasında paslaşılıp gidiyor. Dolayısıyla öncelikle hastaya yeteri kadar zaman ayırmamız gerekir. Bakın hepiniz bilim insanısınız. Sir William Osler diye bir bilim adamı, Amerika'daki tıbbın babası kabul edilir tıp eğitiminin. Diyor ki doktor diyor biraz daha sabrederse
Hasta kendi tanısını kendisi söyleyecek. Yeter ki hastaya zaman ayırın diyor. Sevgili hocam, yeteri kadar zaman ayırmadığımızdan dolayı 5 dakikada hiçbir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla da biz eski şeylerimizi, hastalarımızı ayırdığımız zamanı bulamıyoruz ve de gençler de bundan hakikaten memnun değiller. Bakın, şöyle bir örnek vereyim sevgili hocam. Şu anda Türkiye 85 milyon nüfusa sahip. Peki Nevit hocam da çok iyi bilecek. Bir yılda bir hastaya başvuru oranı ne kadar biliyor musunuz? 11,3. Yani her kişi yılda 11 defa doktora gidiyor demektir. Bu bir gerçek değil. Dolayısıyla bununla yarının tıbbını nasıl gerçekleştirebileceğiz veyahut da nasıl düzene getirebileceğiz? Dolayısıyla tekrar ediyorum, hastaya mutlaka zaman ayırmamız ve hastaya zaman ayırdıktan sonra da onu diğer meslektaşlarımızla paylaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde tıbbın geleceğinde ben ümitli değilim. Ama gençlerimizi de bu konuda bizim almış olduğumuz etik değerler, hocalarımızdan, aramızdan ayrılan, rahmetle andığımız hocalarımızdan aldığımız değerlerle yetiştirmek için de sonuna kadar çaba harcayacağız. Demin de söylediğim. Çok teşekkür ederim Semih Hocam. Çok teşekkür ederim sevgili Sayın Hocam. Semih Hocam ekranımız biraz durdu. Ben orada belki bir şeyler söylerim veya bekleyelim biraz. Semih Hocam'ın ekranı durduğu için. Seni hocama bakıyorum. Seni hocam sanırım toplantıda yok, hala toplantıda ama ekranda görünmüyor. İdiz hocam size söz vereceğim ama öncelikle seni hocamın bir toplantıya dönmesini bekliyorum. Hocam ben Evet, geldiniz mi hocam? Tamam. geldim hocam, geldim hocam. Filiz hocam buyurun. Kendinize Buyurun. sorunuzu lütfen yönlendirin. Sesiniz kapalı şu anda Filiz hocam. Evet, açıldı. İyi akşamlar diliyorum. Ben Hoş geldiniz. Filiz Sıncal, Profesör Doktor Filiz Sıncal. İstanbul Eczacılık Fakültesinden mezunum. 40 yıl süreyle de Hacettepe Eczacılık Fakültesinde öğretim üyeliği yaptım. Emekliyim şu anda. Hoş Ama geldiniz. emekliliğin akademisyenler için nafile emekliliğin söz konusu olmadığından hareketle izninizle söz aldım. Tabii emekli Buyurun değil. hocam, buyurun Evet, hocam, evet. buyurun hocam. Her şeyden önce yaşımın getirdiği şeylere yakalanmamak için kafamı çalıştırmakla kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Konulara değinildi. Çok fazla konumuz var. Yaşadığımız ülkenin koşullarında başarılı bir araştırıcı olabilmek oldukça zor. Ama bireysel olarak başarılı olabilirsiniz. Ama bireysel olarak. Önemli olan başarının bütünsel olması ve dolayısıyla da önemli olan, hedefimiz olan üniversitelerde bir araştırma ruhunun, bir araştırma ortamının yaratılmasıdır. Ve zannediyorum ki benim en azından asistan olduğum dönemlerde, benim doçentlik vesaire yaptığım dönemlerde, öğrencilerimle çalıştığım dönemlerde hep umudumuz vardı, hep para sıkıntımız vardı, hep engellerimiz vardı ama hep umudumuz vardı. Ama ben bugün hocalık yapan öğrencilerime baktığım zaman çok büyük sıkıntılar içerisinde olduklarını görüyorum. Yani yönetsel engellemeler olabilir, maliye olabilir, o olabilir, bu olabilir ama araştırma ruhunu öldürmek için her şey var bu ülkede. Bunu sağlayacak koşulları maalesef bugünün ortamında yaratmak öyle tek tek şeylerle tek tek sorunları çözecek
nedenler ortaya koyup, çözümler ortaya koyup bir şeyler söyleyebiliriz ama her şeyi birden halletmeden bu ortamı yaratmamız mümkün değil. Çok güzel değindi Semih Baskan hocam. Şeyden başladı. İlkokul öğrencisi, hatta okul öncesinden başladı. O kadar önemli ki. Yani o bir numaralı okulumuz, evdeki anne baba okulumuz ve oradan başlayarak diğer okullarımız. Ve eğer biz çocuklara ezberci eğitimin ötesinde bir şey vermiyorsak, düşünmeyi öğretmiyorsak, sorgulamayı öğretmiyorsak, bu çocuklar liseyi de bitirseler, en iyi liselerden de gelseler, üniversitede karşımıza geldikleri zaman kullanıcı üniversite hocasının ve üniversite ortamının kullanacağı maden yeterli bir niteliklere sahip olmuyor. Dolayısıyla eğitim konusu çok baştan başlayarak çok önemli bir konu. Onun ötesinde tabii ki maddi koşullar çok önemli. Dün de sınırlıydı, bugün çok daha sınırlı. Çünkü bugün çok daha fazla öğrenci var, bugün çok daha fazla üniversite var. Yönetsel konularda sıkıntılarımız var ve kültürel sorun nedenlerimiz var. Sorgulamak bizim kültürümüzde çok zayıftır biliyorsunuz. Oysa araştırmak, sorgulamakla ilgili. Ben asistanlık döneminde, hele Hacettepe'nin en parlak dönemlerinde şu lafı sözü duyduğum zaman çok sinirlenirdim, hiç kabullenmezdim. Birleşik kaplar ilkesinden söz edilirdi. Hiç meğer birleşik kaplar hikayesi bütün hikayeymiş. Bugünün ortamında, bu kadar çok üniversitenin olduğu bir ortamda hangi maliye, hangi yönetim bize para verecek? Batı'da araştırma yapan yerlerde devlet vermiyor. Devlet üniversitelerin bile bir yerlerden destek veren kurumlardan yararlanıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiği zaman çok büyük sorunlarımız var. Tek tek çözümlerle belki bireysel başarılar elde edebiliriz ama üniversite hayatımız bu kadar çok üniversiteyle ve bu kadar sınırlanan, biraz evvel Semih Başkan hocamız anlattı. Ben 45 dakikada bitirdiğimde ne kadar büyük sevinçle çıkmıştım doçentlik dersinden sonra. Bugün bütün bunlar hepsi hikaye oldu. Her gün kriterler aşağı indiriliyor. Hiçbir araştırması olmayanlar rektör oluyor vesaire. Dolayısıyla sorunlarımız çok fazla. Özür dilerim, uzattım. Ben teşekkür ediyorum. Biz hocam çok değerli katkılarınız. Yani hiç böyle uzatma falan da yok. Gayet güzel ve özgür bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü konu önemli ve değerli sözleriniz de bize ışık tutuyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Semih hocam, size ekleyeceğiniz bir şey var mı? Filiz hocamın Sağ olun değerli katkıları. Bir de zaten yıllar öncesinden bir dostluğumuz, tanışıklığımız Evet, var sağ yani. olunuz. Güzel. Atilla da katılacaktı ama onun bir başka bir şeysi çıktı, o nedenle. Lütfen, lütfen saygımı iletirsiniz. Estağfurullah, sağ olunuz. Ömer Fıratoğlu siz de ev kaldırırken görmüştüm ben. Var mı söyleyeyim? Teşekkür ederim. Filiz hocamın dediklerinin hepsine çok katılıyorum. Maalesef bizim zamanımızın üniversite eğitimi hiç yok. Semih kardeşim, Semih hocam, Semih arkadaşım bunu bilir. Bizler çok iyi yetiştirdik. Üniversite olarak yetiştirdik. Ama maalesef şimdi üniversite lise seviyesine düştü. Üniversite talebenin herhangi birine bir şey soruyorsun, yüzüne bakıyorlar. En ufak bir şeyi bilmiyorlar. Ve bu şekilde ne olacak? Ne araştırma yapılacak, ne bir iş yapılabilecek. Çünkü alttan gelen seviye eğitimli gelemiyor. İnşallah bu bir ara düzelir ve çok iyi hale gelir. Size ve senin arkadaşıma, senin hocama çok teşekkürler bu kıymetli konuşmalar için. Çok teşekkür ederiz Ömer Hocam. Başka söz almak isteyen var mı acaba? Semih Hocam, sanırım başka söz almak isteyen yok. Konuşmacı olarak son sözü ben size vermek istiyorum. Var mı kapanışta söylemek istediğiniz, ekleyeceğiniz şeyler?
Bu Zoom toplantısına katılan, değerli görüşlerini bizlerle paylaşan tüm değerli meslektaşlarıma, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler aracılığıyla bir başka toplantıda tekrar bir araya geliriz. Nevit Hocam size ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Seni hocam İyi gerçekten akşamlar size. değerli bir konuşmaydı. Onur verdiniz bizim davetimizi kabul ederek. Ben onur duydum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantı için duyuru yapacağız. Twitter kanalımızdan ve mailini bırakan arkadaşlara duyurumuz ulaşacaktır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar efendim.